Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlemin Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazar. Hayırlı pazarlarınız olsun, hayırlı hafta sonlarınız olsun. Bacılarım, kardeşlerim. Ne yaparsınız, ne edersiniz, nasılsınız, sağlığınız nasıl, sıhhatınız nasıl? Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Yerinizde, barkınızda, çoluğunuzla, çocuğunuzla, işinizle, dostunuzla. Güler yüzünüzü soldurmasın Rabbim inşallah. Vallahi biz kalktık. Evden sobamızı yaktım. Hüseyin Usta ile İboş işe gitti. Onlar gittikten sonra ben hiç yatmadım. İki yatakta telefona baktım. Ondan sonra da cacık toplamaya diye gittim bacılarım. Bir kuva cacık topladım geldim. Sobayı da yaktık. Ayşe de kahvaltımızı hazırladı şöyle. Bugün hiçbir şey pişitmedim. Böyle dedim yiyelim dedim Ayşe'ye. Beyaz peynir koymuş. İncir reçeli, tahin, pekmez, kayısı reçeli. Otlu peynir, sos, zeytin, çikolata, yağ, domates, salatalık. Gelin buyurun kahvaltı yapalım. Değerli izleyicilerimiz, sizler kahvaltılarınızı yaptınız mı? Kahvaltı yapanlara afiyet, baş şeker olsun. Yeni kalkıp da uyananlara günleri aydın olsun, günaydın olsun. Bugün hafta sonu, bugün piknik günü ama gece Demircikoy'a yağmur yağdı. Her tarafı ıslatmış, şunu da şöyle cacığı da ıslattım bacılarım. Cacığı bu sefer çok temiz dişirdim. Sadece ıslattım bir tozlu şey gitsin diye. Biz buna burada has cacık dedik. Sirkenin değil bacım, has cacık. Sirken ayrı oluyor. Şöyle bunu ben şey diyeceğim. Haşlayayım zobam. Yanıyor bacılarım. Bunu haşladıktan sonra kevgirden geçireceğiz, süzeceğiz. Şöyle bir şey yapacak, topalak yapacak. Derin dondurucumuza diye koyacak. Yani derin dondurucu dedim difrizimize diye koyacak bacılarım. Bunu kışın kavuracak canımız isteyince. Geçen kişi gittiğimizde Ayşe zaten paklamışmış. Süzmüş, yapmış, dolaba koymuşmuş bir poşet mi ne? Şunu da şuraya ıslattım bacılarım. Şöyle bunun adı bizim burada yani Demirci koyumuzun yöresel bizim bildiğimiz. Biz buna has cacık dedik. Sizler ne dersiniz? Ne dersiniz? Dimirer telefona bakarken TikTok'ta gördüm bir bacı nasıl yolluyor. O da el gibi bir hasçacık. Allah'ım diyorum bizim burada olsa da. Bunları diyorum yolsam haşlasın da dolabıma doldursam diyorum. Bunlar güzel olur. Bunun içine 5-6 tane koy soğanı doğrayacağım. Bacılarım iyice güzelce kavuracağım pembeleşeye kadar. Ondan sonra salçasını atacağım. Biberini atacağım. Ondan sonra yumurtasını kıracağım. Yumurtası 5-6 tane olacak. Üstünden de cacığını koyacağım, tuzunu da atacağım. Güzelce bir kavur 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 yapacağım. Kavur te şey vardı ya, neydi kadının adı? Ha, kavur 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 fazile taplanın dedi. Soğanlarını ne kup 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 kupül edeceğim. Doğrayacağım, doğrayacağım. Ondan sonra pembeleşeye kadar kavur 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 kavuracağım. Bir de yanına yufka sulayacağım. Yetişi de alalım, haşlayalım, sıkalım. Belki şöyle küçük tavada diye kavururuz, kalanını dolabımıza atarız. Bugün de nişan var, nişanına gider miyiz, gitmez miyiz bilmiyoruz. Moralimize, şeyimize bağlı. O nişanda açık havadaymış ya Ayşe. Nişanda açık havadaymış. Açık hava olursa, yani özlemli hastalar yukarıya alınırsa giderik, aşağıda olursa gitmezdik. Özlem bacımız kahvaltı yapacak. Kahvaltıdan sonra da ahır pece sağ sol dirkene benim ahırda günüm geçer. Boza badır ayaklarımın altına vallahi yatamadım edemedim bacılarım. Ayaklarım soğuk soğuk atıyor. Hadi kızım biz ekmeğimizi yiyelim verelim. Suramızı senin. Özlem Ali de orada. Alper de geldi yatıyor bak. Alper işteydi. Ne? Gelme oğlum. Tamam gelmeyeyim de bağırıyorum. Özlem Ali. Acıktın mı bebeğim? Babaannesinin cücüğü de daha yeni kalktı. Annesi getirdi. Şöyle otur abisi. Esa kalk. Sobamızda yanıyor. Sobanın üstüne de pakırımızı koyduk. Çayımızı da demledik. Şöyle. Aşağı çay demledin mi? Benim ağzıma mı geldi?
kendimize yeterlikti. Şöyle zabamız da yanıyor bacılarım. Çünkü bugün soğuk. Bu da inleleniyor. O Ayşe. O kutu girene cacık koyduydum ya. Onun suyunu süz. Yıka getir onu basalım annem. Özlem Ali. Özlem Ali de Alper abisinin kucağında. Herkese merhabalar abilerim, ablalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Hayırlı pazarlarımız olur inşallah. Yengem koca çorba yapıyor. Ben de şey yaptıydım, kek. Ağzını açmak için olabilirsin. Ben de şöyle kek yaptıydım. Aşı diyor. Teyzem bunu çoracak. Annem gelince anneme direkt telefon açar. Şöyle yedim, koca çöreği yapıyor. Bunun için neler var yenge? 1 kilo kuz var yenge. Yarım paketim biraz fazla bulgur tuttum. 1 yemek kaşığının dolusu salça attım. 2-3 yemek kaşığı yemek biberi attım. Karabiber attım. Tuz attım. Bir de şey... Soğan sarımsak. Bunların içinde bu var. Zaten yüzünde de şunlar gözüküyor bakın. Şöyle diye yapmışım abi. Özüm aşağı. Özüm aşağı eve kapattım geldim. Şimdi tavaya koyayım. Bir yandan da kızarsın. Bir yandan şu çocuğumuz bitiyor. Tadı nasıl? Thank you. Acı biber atmam ama salçamız acı biber olsun hiç. Olsun da ama güzel. Yine acı. Yapacak bir şey yok. Ne, bizim yemek biberlerimiz ya da salçalarımız niye acı oluyor? Ne acı yapıyorum? Nereye bitiyorsun? Yap. Elini. Elimi de acı bir güzeltir onu. Kaldır. Abimin aklına uyuyor. Acı yapıyor. Abim de acıyı sevmiyor. Annem de sevmiyor. Ama ben acıyı sevmem çünkü karnım ağrıyor. Benim de ağrıyorsa ben önceden nasıl acıyordum. Şimdi hemen ağrıyor. Dün bir tane dürüm varmış. Annemle borçluk biber çıktı için. Hı. Ne gidiyordum hemen nasıl midem ağrıdı. Ay. Bizim evde herkes acıyı sever ama benim karnım ağrıyor. Ben de severim de. Acı yemeyen olur mu kız? Ama çok fazla abartılı olmaz. Bundan 4-5 ay, yok 3-4 ay önce abim bize kuma kendi şey aldıydı ya çay koydu. Onun içinde jelapon biber vardı, cin biberi vardı. Öyle bir acı olamaz yani. Yemedik söyleyeyim. Size yarım koydu, yemedik. Daha bir de acılı şalgam almış. Onu da yedi, yattı sabah kadar midesi ağrımış. Daha bir de yenge yanına acılı şalgam almış. Kolasa da nasıl iyice yakar. En iyisi ayran. Çay da sıcak, o da yakar. Şöyle çok da kocamız kalmış. Bugün de düğün var. Düğünü nişanlı yenge. Nişan. Yani bugün olacak, yarın olmayacak, he? Bugün olacak, yarın olmayacak. Nişan bir gün mü burası? Tamam işte, ben onu diyorum. Beş dakika oldu muhabbet. Annene de çağır, ondan sonra. Ondan. Gelsin, yengem çağırıyor. Teyzem arayalım, gelsinler. Bir dur.
Yenge salı günü 3D sineması varmış. İlk bir tane... Sen de verir mi bak be? Dur bakalım gelin. Bu layelim yalnızca. Ne bileyim ben bilmiyorum diye kabarmasını. Kabarıyor sanırım bakın. Dur kalkamadım. Salı günü 3D sineması varmış. Sanırım bir tanesi 25 lira. Ama iki tanesi 50 liraymış. Bir tanesine bakayım, iki tanesine mi? İki tanesine bakayım, olur mu ki? Hangi süresine? 50 lira götüreyim. Pazartesi öğretmeniz gelir mi? Bilmiyorum valla. Ramazan abi demiş. Pazartesi günü Selvan Özücü geliyor diye. Biz de onu kutlama yapacak. Hem düğünlerde bir şey patlatılıyor da içinden gol gibi bir şeyler çıkıyor ya. Konfeti. Hı. Bir de ben kuru gol aldım. İki konfet mi, bonket mi ne oldu? Konfeti. Tamam işte iki konfeti aldım. Bir gol aldım. Kuru gol. İnşallah pazartesi günü gelir. Hani Foca da iyi, bizim kolye de zayıf, kapalı, sevmez hoca, Aksaraylı. O da zayıf, o açık ama. Üzüm gibi saçları var, kıvırcık, nasıl iyi? Benim seviyor mu? Evet. Hani Foca, o gerçek hocamız olmadığından ödev vermiyor. Arasında bir iki kere veriyor. Ama Servin'in Foca her gün veriyor. Çünkü o gerçek hocamız. Kapatayım böyle. Şimdi yengem bir şey... Bunun adı ne yenge? Cacık. Şimdi yengem cacık yoruyor. Ne yapacaksın? Ben yetişmez. Mahana pişireyim, yok mu? Ne yapacaksın? Olma. Olur makarna. Şimdi spagetti pişirsen ne olur? Adam makarna da olmaz. Spagetti. Esa o keyif işi o. Sen yiyeceksin bir şey. Babam onu yer mi yemez? Yengem şöyle ıspanak mı yedik o? Cacık. Cacık şey diyor. Yoruyor. Şurada da koca çöreklerimiz kızardı. Şöyle. Şurada da çayımız kaynıyor. Ayşenkim. Buna da az kaldı bu. Yenge bu cacığı yaptıktan sonra böyle yapıyorsunuz, sen ne yapacaksınız? Dolaba atacak. Poşetler. Sen biliyordun bu da bana bir şeyle poşetler. Birinci yaptık abiler patlalarım. Şöyle. Şöyle dur bir dakika. Hadi. Şöyle tutuldum. Açtım eve.
Değerli izleyicilerimiz, biz misafirlikten değil geldik Fatime Nayenge'den, Arzu Nur'un kaynanasından. Giderken de Ayşe ciğer çıkarmışmış, iki tabak tavuk ciğeri. Onu kıyıyor çünkü Hüseyin Usta acıkmış. Hüseyin Usta bugün erken geldi işten. Daha doğrusu çocuklar işareti diye koymuş, onlara diye kapala vermiş. O da geri geldi. Biz de misafirlikten geldi. Önce upuzun yattı, ben ölüyorum acıktan diyor çocuklar gibi. Ben de bekle diyor, bekleyemiyorum. Diyor ki bisküvit mi birdi gayrı aşağı bir şeydi, onu yiyor. Özlem Ali de dedesinin yanında diye. Ayşe de ciğeri doğuracak, ciğer kavuracak. Şu poşet diye de kalbi, dala, böğrüye. Bunun buzdolabından dilime geçti. Yeri senesi gelecek şurada, bir ay, bir buçuk ay sonra. Biz de bugün gezmelerdeydik. Fatime Nayenge'nin, Ayşe Gül'ün, Arzu Nur'un ellerine sağlık, orada oturduk. Güle oynayız, sohbetli. Yedik, içtik, evimize geldik. Evli evine, koylu koyuna. Sizler ne ettiniz? Gününüz nasıl geçti bugün bacılarım, kardeşlerim? Halınız nasıl, sağlığınız nasıl? Çoluğunuz, çocuğunuz iyi mi? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Kanalımıza da yeni gelen abonelerimiz var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza bacılarım ve kardeşlerim. İnşallah özlemi yaşantısını beğenirsiniz, kanalımda kalırsınız. Çocuklar da işten gelince yemi çekmiş herhalde. Sabahın sütçü yem getirdiydi, süt yemi. 15 TL mi indirtti gayrı? İyi de bilmiyorum da 20 mi indirtti? Onları kaydetmiş babası. Çocuklara ahırı görmüşler. Dışarıda sütü koymuşlar. Özlem Ali'nin de sütü bitmiş. Ben de gittim şöyle 1 kiloluk tasına bir süt aldım geldim Özlem Ali'ye. Annesi onu pişirecek, süzecek, pişirecek. Özlem Ali bir aydır mamayı bıraktı gayrı. Cici bebeğine süt içiyor. Öyle içiyor ya. Bizde durumlar böyle bacılarım. 42'nin yağmuru mu diller? Ne diller gayrı? Hıdır ile soğuğu mu? 3-4 gündür yağışlı, bulutlu. Bir serpeledi geçti bir iki kere. Bu ona akşamlar yağıyor. Akşamlar yağmur yağıyor bacılarım. Sabahın da sobamız yanarken ben paklaştırdım. Bugün aslında biz bire gitmeyecektik. Arzu Nur yeğenim de telefonu açınca böyle böyle kaynanamı bile gidecek. Kaynanamı Özlem teyzeme de söyledi deyince bizim fasulyemiz ne kaldı. Biz bugün bunu kavuracaktık. Arzu'yu da çıkaracaktım ablamla. Pakla dürünelimindi. Bu kaldı bacılarım. Ayşe de yumuş yıkamış. Şöyle kevgirimize diye koymuş. Ölmezsek yarın kavururuz inşallah. Sütçü de geldi herhalde. Sütçü mü Ayşe? Daha sütçümüz de geldi. Arka arka yanaşıyor. Yerim dedi Turhan'a. Onu süzüyorlar orada. Ondan sonra da kağıda yazıyorlar süt partına diye. Kaç kilo olduğunu. Her ayın 27'sinde de süt parası olur. Buradan da Fuat emmigile gider, Bektaş emmigile gider sütçü. Bu da radyoda döndüreceği adam anam. Haydi sütçü gidiyor. Ya Advengen'in o yanına dolanacak ya da Serpilingen'in. Seplin Gengil tarafına gitti. Bugün biz pazar alışverişi yaptık Hüseyin Usta'yla. Biberlerde ne bir düşüş var bacım. 70-80 liraydı bundan bir ya da iki hafta önce. Şöyle biz bir tane şey aldık karaylı yani. Salatamıza ne doğru yok bunu bacılarım.
Şöyle şey aldık, salatalık şöyle ince ince, taze taze. Özde malyan bilsin diye küçücük küçücüklerini aldım ben. Bakın hele şunlara bacılarım, küçücük. Şu portakal. Şu yeni dünya. Şu elma. Şurada yeşil elma bacılarım, kardeşlerim. Şurada şöyle domates. Çünkü Hüseyin Usta bu sefer aldığı işi yeme işime kendini almış. Onun için de biz domatesini biberi çok aldık. Hele biberi 3 kilo aldı. Çünkü yemek bazen götürürler, bazen götürmezler. Melemen yaparız diye Hüseyin Usta 3 kilo biber aldı. Icına biz kullanırız. Kalanı da o getirir götürür mesela yemeğeneyim. Bunu da diyorum azabanın kalkınca. Ayşe akşamdan hazırlanmışım zaten. Domates, biber, patlıcan, soğan, patates, tepsi, yağları da var. Ondan sonra tuz, muz hep verdiydik. Onu pişirdiler herhalde. Yarım tavuk vardı, onu koyduk. Yuvaşa turşu al dedim. O da evvel konu dedi. Ben dedi sen haberin yok. Hani götürdüm bildi yağ patlağı. Cin biber turşusu dedi. Bugün de böyle işte bacılarım. Geceleri yağmur yağdığı için bahçe daha avır pek girilmiyor. Giriliyor da. Bayağı bir avır bahçelerde. Yuvaşımaya gelmeyecek mi Kayşe? Murat abiye ben şey dedim. Murat abi dedim ben dedim götürmemişsin dedim onu dedim. Ne yani? Dur bakayım da annem şunu şey diyeyim de. Kaç dakika bir videomuz bilemiyorum da. Kaç dakika? 7. Hı? Ona tamam mı kapat? Hı? Sizler ne yaptınız abacılarım? Ne yemekler pişirdiniz? Akşama ne yemekler yaptınız? Ne yemekler yapmayı düşünüyorsunuz? İşten gelen bacılarımız var, kardeşlerimiz var. Biz bugün kolay yoldan geçiyor. Dedesiyle oynuyoruz zaman ya. Ayşe çatal mı bükülmüş? Onu kızım bükmüş. Ay. Ama bir de Esra karşı bükülür kırıyor. Atıyor ondan ağrıştı öyle. Şaşırdı iyice o. Bunları. Birine kestirme kızım. Bir de dedenin torunun yanına gideyim. Dede yatıyor mu yoksa Ayşe? Dur dışarı bir şöyle çekeyim de bulanıklığını neyim? Şöyle bir kuş bakışı yapalım. Bacılarım kardeşlerim dışarıdan sizlere bir göstereyim. Sağa solu. Yoncamız neyim? Kalktı yürüdü. Bulutlu bugün. Dün de bulutluydu. Yağmurlu daha doğrusu. Ekmek sular gibi bir serpiştiriyor. Şöyle yoncamız neyim kalktı yürüdü. Şurayı da Hüseyin Usta pişti. Yoncamız ne çıkmış bacılarım? Kuş sesi, su sesi. Kuşlar, kuşlar, kurtlar hep çıktı. Hayır selamımızın içi temizlenecek şu suvanlar neyim? Kar taşmış o suvanlar neyim? Yolunu batılacak. Yine de suvan dikilecek oraya. Şurada şöyle domates stilimiz. Şunlar da biber. Şunlar da domates. İçinde de marul bitmiş kendiliğinden. Şurada da şey marı stili, ama marı stili dedim, marı lektiydim bacılarım. Şurada maydanozumuz. Biz koy yerine buna kereviz dedik bacılarım kardeşlerim. Düğün var bir tanem, düğün çalıyor.
Şuralara da şu görmüş olduğunuz illere de marısı dilerim. Şu samırsağım, şu kışlık soğanım, şuradaki yeni diktiğim soğan daha bunlar yeni ibiklenmiş şöylece. Maydanozumuzu gördünüz mü? Bacılarımız bayağı bir hafta 10 gündür yiyor maydanozumuzu. Ayşe salataya ne yolup geliyor, doğrayır kahvaltımızda ne yiyor yolup. Çünkü ben hayvan gübresine ektirdim. Yanmış olandan 200 senelik hayvan gübresi vardı. O yandıydı olduğu yerde. Maydanoz ekeceğim yeri billedim. Ondan sonra da bir ara basışı getirdik hayvan gübresi. Onunla beraber maydanoz tohumunu diye saçtık. Bir de suladım. Ondan sonra da poşeti örttüm üstüne. O hem çabuk şişiyor, hem sıkmıyor, hem de çabuk bitiriyor hayvan gübresi. Yanmış olacak ama bacılarım. Başladı mı yoksa? Ha? Vallahi. Değerli izleyicilerimiz daha başladık diyorum Ayşe. Herkese iyi akşamlar. Vallahi özden bacımız nereden geliyor, nereden geliyor? Dışarıya çıktım. Biz şişe doldurdum Ayşe'nin obasına diye kuva. Az kömür koydum. Üstüne de çıdırgı koydum. Ayşe kuvasını aldı içeriye. Ben de bahçeye de gittim. Marımdan soğan getirdim. Soğanımızın pek şeyi kalmadı gayrı. Ayşe soğan dikilecek. Yani derhal tek işim benim. Soğan dikme var da yememize yani o kadar çok aşırı kalmadı. Biz bunu yiyene kadar o da arkasında şöyle yeşerir gelir. Taze taze. Bakın Ayşe burada. Şurada Özden bacımızın marıları. Şuna bir bakın bacılarım. Tavidamız gitmedi mi ki? Ayşe bilmiyorum da valla. Gitmiştir ya. Gitmiş midir? Bunu bir de şöyle şey yapsana şey yazsak kısa bir de. Dur şöylece. Şöylece bari yeşillik. Abo. O da düştü. İyi mi olmadı kızım? Neyse canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Benim elimde aynı şöyle gelin eline çiçek alır da öyle kalır ya. Şu kola şu çiçek gibi oldu. Ne diyelim o zaman bacılarım ve kardeşlerim, kıymetli bacılarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olun, destek olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum bacılarım. Birbirinizin yorumlarını beğenin ki keşfete düşelim. YouTube bizi öne atsın. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Kanalıma abone olun, destek olun. Yine de tekrar diyorum. Herkesten Allah razı olsun, olandan da olmayandan da sözümüz sağlığa, sağlığınıza dikkat edin. Yarın görüşmek üzere, haydın bacılarım.